Merhaba. Çerçeve içi dışı temasıyla başlayan 2. Yeditepe Bienali'nin sanatçılarından Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Doktor Mustafa Çelebi ile birlikteyiz. Hocamızla hem kendi sanatını hem de Bienali konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam ben öncelikli olarak sizin kendi tesip yolculuğunuzla ilgili sorular sormak isterim. Bu yolculuk nasıl başladı? Kendi özgün maceranız nasıl ilerledi? Tesip sanatına üniversite hayatımla başladım. Fakat ondan önce küçük yaşlardan beri, doğduğum seneden itibaren babamın hat sanatıyla meşgul oluyor olması bu sanatları tanımama ve bu sanatlara bir şekilde temas etmeme sebep oldu. Zamanın ünlü ustalarını, hocalarını, işte Hamit Bey'i, Kemal Batanay'ı, Rikkat Hanım'ı ve diğer birçok hocayı tanıma şansım, görme şansım oldu. Üniversiteye başlayacağım zaman haliyle tek seçeneğim ya da aklıma gelen en baştaki seçenek olarak güzel sanatlara gitmek geldiydi ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde eğitime başladım. Sanat hayatına böylece girmiş oldum. Ama her zaman için aslında babanızdan ötürü, çocukluğunuzdan ötürü aslında bu ortamların içindeydiniz de anladığım kadarıyla. Evet, zaman zaman kendimce bazı şeyler yapardım, amatörce. Bazen babama ek işlerinde yardım ederdim. Yani işte bir yazı yapıştırma işi ya da cetvel çekme işi gibi. Bir yanıyla alaylıydınız da yani o yanında. Denebilir. Tabii ama ciddi bir eğitim almadan, o çok fazla bir ve sürekli olmadan bir yere varılamıyor. Üniversite eğitiminden sonra da ister istemez profesyonel olarak diyeyim artık bu sanat hayatına girmiş oldum. Hocam Bienal'deki eserinizden de bahsetmek isterim. Nasıl ortaya çıktı? Biraz bize onun hikayesini anlatır mısınız? Elbette. Bienal'e katıldığım işim uzun seneler önce, tahminen hatırladığım kadarıyla 15 sene, 16 sene kadar önce yapmayı planladığım ve hazırlıklarını yaptığım bir işti. Parçalardan oluşan ve bir araya geldiği zaman bir levhayı, levha bütünlüğünü oluşturan bir çalışma olacaktı. Celi hatla yazılmış bir yazı yazdırdıydım ve kalemi muhakkak tarzında bir yazı yazdırmıştım babama. Fakat bir türlü başlamak ve yapmak nasip olmadıydı. Her parçası, yani tesibi ve yazıya ait olan her satırı, her parçası ayrı bir parça olup bunlar çerçeveyle bir araya geldi. Ve normalde dış çalışma alanı, levhanın dışında kalan çalışma alanının boyanarak renklendirilmesi bilinen bir yöntemdir. Çoğunlukla tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Fakat bunda deri kullandım. Deri üzerine bir çalışma yaptım ve camsız şekilde teşhir ediliyor. Aslında Bienal'in ana temasıyla da uyumlu olmuş tesadüfen. Tesadüfen, evet. Bienal vesilesiyle, teşvikiyle. Çerçeve dışında. Çerçeve dışından. Bu açıdan aslında yeni bir bakış açısı da sunduğunu söyleyebiliriz. Belki bu bağlam üstünden tesip sanatının dönü ve bugün üzerine de bir şeyler söylersiniz. Tesip geleneği çok köklü ve derin olan bir sanat. Klasik sanatların hemen hepsi böyledir. Klasiğin içinde kaldığınız sürece ona uymak zorundasınız. Ama bu klasiği muhafaza ederek ya da ondan istifade ederek farklı şeyler yapılamayacak anlamına gelmez. Bunların hepsi tabii ki deneysel düzeydedir. Her sanatçının kendi zevkini ve şahsiyetini, kişiliğini ortaya koyan eserlerdir. Ama yapılmalıdır. Günümüzde çünkü sanat anlayışı, mekan anlayışı, tesip sanatının icra edildiği işte en zirve, Osmanlı dönemindeki en zirve 16. yüzyılla hiç alakası yoktur. Tamamen değişmiştir çünkü. Medeniyetler değişmiştir. Bunları gözeterek eser yapmamız gerekmektedir. Aslında hocam yaşadığımız şehir bir anlamıyla bir açık hava müzesi. Gezdiğimiz pek çok yerde tesip sanatının da farklı farklı örneklerine rastlayabiliyoruz. Bu bağlamda İstanbul'un bu sanatlar açısından öneminden de biraz bahsedelim mi sizinle? İstanbul tabii ki zengin. Sanatla ilgilenen insanların istifade edeceği, istifadesine sunulan
eşsiz örneklerin bol miktarda bulunduğu bir şehir. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bir camide, bir mezar taşında ya da bir çeşme kitabesinde. Bunlar tabii ki tesip sanatıyla ya da geleneksel sanatlarla uğraşanların köküyle olan bağını hatırlatması bakımından birer kıymet hazinesi bunlar, kıymetli birer hazine. Ayrıca bu uzun yıllar içerisinde oluşmuş eserlerin dönemlere ait örneklerinin de görülebilmesi bakımından da bir eşsiz kaynaktır. Besin kaynağımız, geleneksel sanatlarla uğraşan, yani geleneksel kelimesi de çok tartışmalı ve benim de çok tasvip etmediğim evet. bir şey. Özet mahiyette bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Sanatlarımız diyelim. Sanatlarımız, hat sanatı, tesip sanatı ve diğer sanatlarımızın besin kaynağıdır bu eserler. Böyle bir şehirde, böyle bir Biennial'in olması hepimiz için sevindirici tabii ki ikinci kez. Ben çok teşekkür ediyorum hocam sorularımıza verdiğiniz yanıtlar için. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de şunları aktaralım. İkinci Yeditepe Biennial'i çerçeve içi dışı temasıyla onlarca sanatçıyı bir araya getiriyor. Nuri Osmaniye Camii'nin mahzeninde, Süleymaniye Camii'nin imaretinde ve Yedikule Zindanları'nda sanatçıların eserlerini görebilirsiniz.